17'yi gösteriyor. Artık saatlerimiz devam ediyoruz ajans gün içinde. Sıcak bir gelişmeyle Bursa Samanlı Kavşağı yakınlarında bir tır yolcu otobüsüne çarptı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Detaylarına bakalım. Görüntüler gelecek şimdi. Görüntüler Samanlı Kavşağı'ndan Bursa'dan. Kontrolü kaybeden bir tır seyir halinde olan yolcu otobüsüne çarptı ve feci kazada can pazarı yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ölü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor. Otobüsü görüyorsunuz, enkaz görüntüsü diyebiliriz otobüsün. Ve hemen A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir, şimdi telefon hattımızda Bursa'daki kazaya ilişkin detayları Huzeyfe Özdemir'den dinleyeceğiz. Duyabiliyor musun beni Huzeyfe? Evet, duyuyorum Merve şu anda. Söz sende. Merve Türkay, Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi kaza. Senin de söylemiş olduğun gibi Samanlı dönüşü yakınında. Şu an kaza yerinde adeta can pazarı yaşanıyor. Çünkü özellikle hafriyat kamyonunun otobüse arkadan çarptığı bilgisini düzeltelim. İlk aşamada tır olarak gelmişti bilgi ancak bir hafriyat kamyonu ve otobüs yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Şiddetli bir şekilde çarptı. Çünkü hem hafriyat kamyonunda hem de otobüste hasar var. Tabii aynı zamanda yolcu otobüsünün içerisinde yolcular da vardı. Şu anda ölü ve yaralıların olduğu bize gelen bilgiler arasında çok sayıda ambulans ve 112 ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerinde de şu anda trafik, bölge trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Özellikle karayolunda çok ciddi bir trafik olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 4 kilometrelik bir araç kuyruğu da oluştu kaza sonrasında. Şu anda çok sayıda ambulans da olay yerinde, yaralılara da müdahale ediliyor. Ancak ilk aşamada bize gelen bilgi ölü ve yaralılarının bu kazada olduğu yönünde. Samanlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi dedik. Hafriyat kamyonu seyir halindeyken yolcu otobüsüne arkadan çarptı ve yolcu otobüsünün içerisinde de tabii ki yolcular vardı. Şu anda kaza yerinde can pazarı yaşanıyor diyebiliriz ve bizler de bölgeye ulaşınca ilk bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.